Şimdi telefon hattımızda yardımcı doçent doktor Oytun Mecik var. Merhabalar. Merhaba Can, sana iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özellikle ekonomideki geçici kriz aşılacaktır gibi bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Bu ekonomik durumun, son yaşanan gelişmelerin, ekonomideki son yaşanan gelişmelerin gerçekleştirilecek olan genel seçime etkisi ne olacaktır? Sizden dinleyelim, buyurun. Tabii sizin bugün yayınınızda takip edebildiğim kadarıyla Türkiye ekonomisindeki seçim bağlamında değerlendirmeler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu beklentiye karşılık ben de bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii bununla ilgili çok fazla bilimsel çalışma da yapılıyor. Türkiye'de çalışmaların gösterdiği en önemli bulgulardan bir tanesi, özellikle yapılan anketlerin, halka sorulan soruların yanıtı, Türk insanının özellikle seçimlerde oy kullanırken, oy kullanma davranışını, kararını sergilerken daha çok ekonomik koşulları dikkate aldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bununla ilgili de dediğim gibi çok fazla çalışma var ama son dönemde özellikle çok özet niteliğinde bir çalışmayı gerçekleştiren bir isimden bahsetmem lazım. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in bir çalışması var. İsmini vermeden de bahsetmek doğru olmayacaktır. Çok basit ama net bir bulguyu ortaya koyuyor bu çalışma. Eğer ekonomideki talep, satışlar, işsizlik oranı, enflasyon gibi bahsedebileceğimiz makroekonomik göstergelerin hepsi için büyüme oranını, ekonomideki büyüme oranını bir temsili gösterge olarak kabul edersek ve oy oranıyla büyüme arasında bir ilişki kurarsak Türkiye'de özellikle mevcut iktidarın bulunduğu dönemde 2002 genel seçimlerinden başlayarak 2015'teki genel seçime ve aradaki yerel seçimlerdeki özellikle il genel meclisi oy oranlarını dahil edersek bir çalışmaya bize net bir şekilde oy oranı ve ekonomik büyüme performansı arasındaki korelasyonu, yani birlikte hareketi gösteriyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada en çarpıcı bulgulardan bir tanesi 2011 genel seçimlerinde iktidar partisinin aldığı %49.9 olarak ifade edilebilecek oy oranıyla bu dönemde gerçekleşen küresel ekonomik krizden toparlanmanın sağladığı ekonomik ivmenin etkisiyle birlikte %10 civarındaki ekonomik büyüme performansı en önemli bulgulardan bir tanesi. İyi anlamda diyelim, beraber artış bağlamında. Ancak tabii 2009 yerel seçimlerini aynı şekilde değerlendirmeye aldığında ekonominin küresel ekonomik krizin etkisiyle küçülme periyodunda bulunduğu bu dönemde oy oranının %38'lerde yer aldığı görülüyor. Dolayısıyla böyle bir korelasyon gözlendiğini ifade edebilirim. Öncelikle oy oranı ve ekonomik büyüme performansı arasında. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Mecik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak almak isterim. Tabii bahsedilebilecek çok şey var. Özellikle 2015 yılının ekonomik göstergeler anlamından çok iyi bir yıl olmadığı baştan beri aşikar. Yılın başından beri pek çok veri, tatmin edici veriler olmadı. Hükümet cephesinden de, muhalefet cephesinden de veya sadece ekonomistlerin yaptığı değerlendirmelerde de bunu görüyoruz. Ekonomik büyümeye dair hiçbir kesimden çok olumlu bir beklenti tablosu yok. Dolayısıyla %3'ler civarında bir ekonomik büyümenin gerçekleşeceği öngörülüyor 2015 yılında. Ve bununla birlikte tabii küresel ekonomik gelişmeler de etkili. Özellikle Borsa İstanbul Endeksine baktığımızda yardımcı doçent doktor Oytun Mecik telefon attığımızdaydı. Ekonomik koşulların Türkiye Cumhuriyeti genel seçimine etkilerini yorumladı. Şimdi bir virgül koyalım. Güney Asyan haberler ekranlarınıza gelsin. Öğlen Ajansı saat başında devam edecek.